İnsanlar Hoca Efendi'yi tanıyorlar çünkü o sınırlı ya da tek bir mezhebe ait bir dinden bahsetmiyor. Tek bir yola hapsedilmiş bir İslamiyet öğretmiyor. O daha şümüllü, sevgi dolu, başkalarını kucaklayan ve bilmediğine karşı açık olan bir İslamiyet'i öğretiyor. That I have spoken of. is well known And again, what his. My name is Paul Parker. Ismim I'm Professor Dr. Paul Parker. Paul Parker. Elmhurst College'da dini çalışmalar profesörüyüm. Dini çalışmalar alanında verilen seçkin Boltzer makamı unvanını taşıyorum. Bu Elmhurst College'da var olan onursal bir makamdır. Bağımsız bir beşeri ilimler okuluyuz fakat kiliseyle de bağlantılarımız var. Yani kiliseden bağımsızız fakat ilişkilerimiz de var. Hristiyan sosyal etiği, dünya dinleri, Amerika'da dinler tarihi konulu dersleri veriyorum. Hizmet insanlara hizmet etmeyi her türlü din değiştirme gayretinden üstün tutan bir harekettir. Hizmet hareketinin özü İslamiyettir. Tabandan gelişen bir harekettir ve dinler arası ilişkilere verdiği önem büyüktür. Müslüman olmayan kimselere hizmet etmenin yanında, Müslüman olmayan kimseleri de bizzat içine alan bir harekettir. Farz misal, ben bir Hristiyanım. Fakat kendimi hizmetin bir parçası olarak görüyorum. Dinler arası diyalog çalışmalarıyla, dinler arası ilişkiler geliştirmeyle, eğitim, sağlık ve insani yardım çalışmalarını içeren işlerle meşgul olduğum zaman, görüyorum ki bütün bu işler hizmetin işi hizmeti tanımasaydım dahi ihtiyaç sahipleri adına bu tür hayırsever faaliyetlerde bulunduğumda hizmetin işini yapmış oluyorum. Hizmet dünyada bir fark oluşturuyor. Bunu söylemek çok manidar. Çünkü hizmet var olmaya devam edecek. Yıllardır vardı, var olmaya da devam edecek. Bu hareketin dini gelenekleri ne olursa olsun, bütün insanlara karşı iyi niyet taşıyor olması beni derinden etkiliyor. Sayın Gülen dünyaca tanınan bir alimdir. Bir alim olmaktan da önemlisi, İslami gelenekten neşet edip kendini insanlığa adayan bir kimse olarak tanınmasıdır. Altı yıl kadar önce onunla tanıştığım zaman kendisinin merhameti ve zekasından çok etkilenmiştim. Son zamanlarda rahatsız olduğunu biliyorum. Dualarımız onunla. Fakat biliyoruz ki bütün insanlar hasta olabilir ve bir gün ömrümüzün sonuna geleceğiz. Hoca Efendi'nin şahsından daha önemli bir nokta onun anlatmış olduklarıdır. Temsil etmiş olduğu hakikatler daha büyük önem taşıyor. Bedeni önemlidir, öğretileri önemlidir. Söylemiş oldukları ise hem benim için hem dünya için hakikaten çok önemlidir. O gerçekten Allah'ı temsil ediyor. Allah'ın kelamını konuşuyor. Allah'ın kelamını öğretiyor, Allah'ın sükunetini temsil ediyor. Kendim ve dünya üzerinde Asya, Avrupa, Afrika'daki, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya'daki ve Pasifik'teki diğer insanlar için şunu söyleyebilirim. İnsanlar Hoca Efendi'yi tanıyorlar. Çünkü o sınırlı ya da tek bir mezhebe ait bir dinden bahsetmiyor. Tek bir yola hapsedilmiş bir İslamiyet öğretmiyor. O daha şümüllü, sevgi dolu, başkalarını kucaklayan ve bilmediğine karşı açık olan bir İslamiyet öğretiyor. Yeni şeyler öğrenmeye hazır bulunuyor. Onun yeni şeyler öğrenmeye açık olması inanılmaz derecede enteresan bir şey. Dolayısıyla beni çok etkiliyor ve onun sayesinde hizmetten de etkileniyorum. Çünkü hizmette onun anlattıklarının bir karşılığı mahiyetinde. Hizmet, bu uluslararası hizmet organizasyonu, onun öğretilerinin vücut bulmuş şeklidir. Bu oldukça büyük bir iltifat mahiyetindedir. O yalnızca Müslümanlarla değil bütün bir insanlıkla ilgileniyor ve olması gereken tam da budur. Eğer bir Allah varsa ki var olduğuna inanıyorum, eğer Allah varsa hepimizi o yarattı. Dünyayı da, doğal yaşam ortamımızı da o yarattı. Dolayısıyla eğer sayın Gülen Allah'ı temsil ediyorsa Herkesin ortak yararını düşünüyor olması lazım ve bunun içine yalnızca Müslümanlar, Hristiyanlar, Museviler değil, Hindular, Sihler, yerli insanların dinleri ve doğal yaşam ortamımızı da dahil etmek gerekir. Hoca Efendi'nin vaazlarını okuduğunuz zaman doğal çevreyle yakından ilgilenen bir insan bulursunuz. Dolayısıyla hizmetle de bunun vücut bulduğunu görürsünüz. Eğitimin yanı sıra ki onun olması enteresandır ve çok önemlidir. Çünkü günümüzde iyi bir eğitimimiz yoksa hayatta kalamayız. Doğal yaşam ortamımızla ilgileniyor ve o konuda bilinçlendiriyor. Doğal çevremizin bakımını yapmadığımız zaman hepimiz ölmeye mahkum oluruz. Hatta size bir şey anlatayım. Babam 28 yıl önce vefat etti. Çevre kirliliğinden dolayı vefat etti. Daha doğrusu çevre kirliliğinin sebep olduğu bir tür akciğer kanserinden vefat etti. Doğal çevremize gerektiği şekilde bakmazsak bizim akıbetimizde böyle olabilir. Hoca Efendi'nin vaazlarını okuduğunuzda dikkatinizi çekecek bir nokta, onun doğal çevremiz adına endişe duyuyor olmasıdır. Sularımızı kirletmemeliyiz çünkü eninde sonunda onu içeceğiz. Havamızı kirletmemeliyiz çünkü onu soluyoruz. Toprak sebzelerimizi yetiştirdiğimiz yerdir. Onu da kirletmemeliyiz. Hayvanlarımıza zarar verecek ilaçlar vermemeliyiz çünkü onları yiyoruz. Doğal çevremize zarar vermemiz kendi kendimize zarar vermemiz demektir. İnsanlığın ortak yararı Allah'ın istediği iyiliktir. Doğrusu Allah her bir varlıkla ilgileniyor. Allah'ın ilgisi dışında kalan hiçbir şey yoktur ve Sayın Gülen'in yazılarını okudukça onun da ilgi dairesi dışında kalan hiçbir şeyin olmadığını görüyorum. Hizmette bunu hayata geçirmek için gayret ediyor. Hiç kimse dört dörtlük değil, hizmette de mükemmel değil. Fakat gayretleri doğru istikamette ve ben bunu çok takdir ediyorum. Hizmetin gerçekleştirdiği şeylerden bir tanesi, anlaşmazlıklara çatışmadan uzak bir yaklaşım tarzı sergilemek olmuştur. Anlaşmazlıkların olması soluduğumuz hava kadar doğal bir şeydir. Dolayısıyla anlaşmazlıklarla çatışmaya girmeden şiddetsiz bir usulle başa çıkabildiğimiz zaman hepimiz karlı çıkarız. Hizmetin bize ve özellikle de İslam'ı en güzel bir şekilde temsil ederek İslam dinine getirmiş olduğu iki şeyden biri olarak bunu zikredebilirim. İslam'ın bir barış dini olarak zikredildiğini çok defalar duymuşuzdur ve hakikaten de öyledir. Sayın Gülen'in ve Hizmetin İslam'ı temsil ederken ortaya koyduğu nokta, Hizmetin barışçıl bir doğası olduğu yönündedir. Hem çatışma karşıtı bir yaklaşımı vardır ve biz çatışmaya girmiyoruz der, hem de barış taraftarıdır ve biz barış oluştururuz der. Burada Chicago'da, Amerika'da, Türkiye'de, Güney Asya'da Hizmet gönüllülerinin barış oluşturmak adına başkalarına el uzattığına şahit olursunuz. Dolayısıyla sadece biz savaş yapmayız değil bir de biz barış oluştururuz mesajı var. Hatta pasifizm kavramının latince köküne bakarsınız, pasifizm bir şey yapmamak değil, esasında barışı sağlamak anlamına gelir. Hizmet, kelimenin en güzel anlamıyla pasifisttir. Elinden geldiğince her yerde barışı sağlamaya gayret eder. Doğasında, özünde o barışçıl yaklaşım vardır. İslamiyet'in güçlü bir temsilidir bu. Hindistan'da bulundum. Güney Hindistan'da epey bir zaman geçirdim. Kuzey Hindistan'da da, Kuzeybatı Hindistan'da da, Türkiye'de de, Ürdün Krallığı'nda, İsrail Devleti'nde, Filistin Devleti'nde bulundum ve dünya üzerindeki İslami hareketleri incelemeye gayret ettim. Hizmetle diğer İslami hareketler arasında dikkatimi çeken bir fark meselenin yalnızca Kur'an'dan, peygamberden, sünnetten yani yalnızca İslamiyetten ibaret olmamasıdır. Hizmet hareketi bunların hepsini içine alıyor ama aynı zamanda buna ailevi ilişkileri de katıyor. Eşlerin birbiriyle ilişkisi nasıl olacak? Ebeveynler ve evlatlar nasıl bir ilişki kurmalı gibi kişiler arası ilişkileri de ele alıyor. Eğitimle, fiziki sağlıkla da ilgileniyor. Hakkında bilgi sahibi olduğumuz çoğu İslami harekette asıl mesele Kur'an'ı daha iyi anlayabilmek oluyor. Bu da güzel bir şeydir, önemlidir ve bir yeri mutlaka vardır. Ama mesele orada kalıyor. Ve hizmetin yalnızca Kur'an'ı daha anlaşılır bir şekilde okumakla, Kur'an'ı daha iyi anlayabilmekte tatmin olmadığını düşünüyorum. Allah'ın kelamı tertemizdir. Allah'ın kelamı mükemmeldir. Fakat eşlerimizle birlikte, iş arkadaşlarımızla birlikte bu hakikatleri yaşantımıza nasıl geçirebileceğimizi de bilmemiz gerekir. Dolayısıyla uygulama alanındaki bu genişliğin hizmette önemli bir fark olduğunu düşünüyorum. Hizmette ilgimi çeken bir başka noktada her bir insana karşı bütüncül bir yaklaşım sergilenmesidir. Bizler salt bir ruh, salt bir beden ya da salt bir akıldan ibaret değiliz hizmetin bedene yaklaşımını dünya genelinde kurulan kliniklerde, sağlık merkezlerinde, hastanelerde görebiliriz. Dünya genelinde okullar inşa ediliyor. Bu akıl içindir. Kur'an da ruh içindir. Hizmet bize bir bütün olarak bakıyor ve bunun yegane bir örnek olduğunu söylemek istemiyorum. Çünkü bütün Müslüman organizasyonları tanımıyorum. Fakat yalnızca ruh üzerine eğilen birçok Müslüman organizasyonun var olduğu da bir gerçek hizmet kişiyi bir bütün olarak ele alması hasebiyle sıra dışı kalıyor ve bunu gerçekten çok takdir ediyorum. Bu İslamiyeti çok güzel bir şekilde temsil ediyor. Hem İslam dünyasının bir ihtiyacını karşılıyor hem de gayrimüslim dünyanın bilmesi gereken bir hakikati anlatıyor. Şunu belirtmek gerekir ki bu ülkede son yıllarda ciddi terörizm olaylarına şahit olduk. Mesela 11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırıdan sonra Sayın Gülen böyle bir saldırının kabullenilemeyeceğini söyleyerek İslam dünyasında en açık konuşan insanlardan biri olmuştur. Bu hareket insanlara hizmet etmeyi her türlü din değiştirtme gayretinden üstün tutuyor. Hizmet hareketinin özünde İslamiyet yatıyor. Tabandan gelişen bir hareket olup dinler arası ilişkilere de büyük önem veriyor.